Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu su içmezsek vücudumuzda ne olur? sorusunun yanıtını oluşturacak. Özellikle benim için önemli kısım, yani fizyoterapistler için önemli kısım, eklem sağlığımız için eğer yeterli su içmezseniz ne gibi sonuçlar doğuruyor? Aslında kireçlenme dediğiniz rahatsızlık yine temelinde vücudunuza doğru gıda almayıp aynı zamanda su kaybı ve bunu eşlik eden aktivite eksikliğinden kaynaklandığını biliyor musunuz mesela? Dolayısıyla bu videoda size özellikle vücudumuz için suyun neden bu kadar önemli olduğunu ama asıl olarak eğer yeterince su içmezseniz nelerle karşılaşabileceğinizi anlatmak istiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin şimdi konumuza detaylı bir şekilde giriş yaparak başlayalım. Su aslında her yerde görebildiğimiz canlılığın olduğu her yerde temel maddelerden bir tanesi. Toprakta yetişen bitkide, denizde, denizin altındaki hayvanların yapısında, bizim eklemlerimizde, sinir sistemimizde, beynimizin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan bütün yapılarda, bağırsak sistemimizde bulunan bir materyal. İnsan vücudunun da bu yüzden yaklaşık %50-60'ı değişmekle birlikte sudan oluşuyor. Doğumda bebekler suyla taşınıyor. %75 su oranıyla adeta bir balık gibi anne karnında yaşamlarını başlatıyorlar ve devam ettiriyorlar. Yani anne karnında bir bebeğin %75'ini su oluşturuyor. Doğumla birlikte bu az önceki söylediğim %65'lere düşüyor. Peki bu suyun hayatımızdaki rolü ne? Ya da yeterli seviyede sıvı alımını gerçekleştirebilmek için ne kadar su içmeliyiz? Gelin bu sorularla devam edelim. Vücudumuzdaki su az önce de bahsettiğim gibi aslında eklem yüzlerinde kaygan bir zemin sağlar. Yani siz eklem yüzleri birbirine sürtünmesin istiyorsanız artık duyduğunuz şu kolajenler, takviye gıdalar, kıkırdak besleyiciler vesaire bunları geçtim. Eğer yeterince su içmiyorsanız maalesef zaten eklem yüzünü besleyen, orada biraz yastık görevi yapan yapıların hiçbirini beslememiş oluyorsunuz. Yani bu takviyeleri ekstra almak yerine eğer yeterince su içmiyorsanız öncelikle sizin su içmeniz gerekiyor. Cevabını size vermem gerekiyor. Onun dışında vücudumuzdaki su vücudumuzun genel olarak sıcaklığını düzenliyor. Beyni, omuriliği destekliyor. Buna bağlı olarak da bir yetişkinin beyninin ve kalbinin neredeyse 4/3'ü sudan oluşuyor. Su sadece kanımızda bulunmuyor. Onun dışında akciğerlerin yaklaşık %83'ü sudan meydana geliyor. Ya da sizin kemik bunda hiçbir şey yok dediğiniz canlı bir kemik hücresinin yine aynı şekilde ortalama %30 oranında su barındırdığını biliyor muydunuz mesela? Tabi akıllara gelen bir diğer soru da biz bu kadar çok sudan oluştuysak neden bu kadar çok su tüketmeye ihtiyacımız var? Zaten vücudumuzda su varmış. İşte tam olarak burada sizin yeterli su içip içmediğiniz çok önemli. Çünkü vücudunuzdaki bu yeterli düzeni sağlayabilmek için kesinlikle alımın da gerçekleşmesi gerekiyor. Vücudumuz her gün idrar yoluyla, terleme yoluyla hatta ne nefes alıp vererek 2 ila 3 litre su kaybeder. İşte eğer biz bu su kaybını dengeleyemezsek, kaybettiğimiz kadarını kazanamazsak vücudumuzda az önceki saydığım yapılardaki su dengesini bozmuş oluruz. Ve en başta karşınıza çıkacak cevap biliyorsunuz su içmediğiniz günlerde başınız ağrır. Bununla birlikte enerjiniz düşer. Aslında hareket etmek istemezsiniz. Neden? Çünkü en başta akciğerlerimiz, beynimiz ve kalbimiz su oranını azaltarak vücudu dengelemeye çalışırken bütün hayati fonksiyonları da yerine getirmekle uğraşırken birazcık metabolizmayı yavaşlatır. Dolayısıyla sizin enerjiniz azalır. O gününüz çok da iyi geçmez. Çoğu zaman da ağrılı geçer. İşte bir gün bu şekilde idare eder, iki gün idare eder, üç gün derken uzun süre vücudunuzu susuzluğa maruz bırakırsanız ilerleyen dönemde ciddi hastalıkların yanı sıra ilk karşınıza çıkacak benim de ilgi alanım olan eklem rahatsızlıklarınız olacak. Özellikle dirsek, diz, el, el bileği, omuzlar eğer şiddetli ağrılarınız varsa ve ilk gözünüze çarpan beslenmenin yanı sıra su kaybınızsa Mutlaka bunu dengelemeniz gerekiyor. Dengelemekten kastımız nedir? Biz ne kadar su içmeliyiz? Önceden ortalama olarak günde 8 bardak su için yanıtı veriliyordu. Ama şimdi bu yanıt birazcık değiştirildi. Erkeklerde ortalama 2.5 ila 3.7 litre, kadınlarda ise 2 ila 2.7 litre arasında sağlıklı ölçülerde su içilmesi gerektiği öneriliyor. Ama eğer siz çok yoğun bir işte çalışıyorsanız, gün içerisinde çok fazla terliyorsanız, çok fazla tuvalete çıkıyorsanız mutlaka bu miktarların doğru bir şekilde ölçülerek sizin o miktarlarda su almanız gerekiyor. Unutmayın, eğer su kaybı yavaş yavaş başlar ve uzun süre devam ederse önüne geçemeyeceğiniz rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Fizyoterapi açısından bakacak olursak, birçok hastamı değerlendirdiğimde eğer fıtık omurga rahatsızlığı, eklem rahatsızlıkları, kireçlenme ve benzeri rahatsızlıklar varsa iki sorduğum soru oluyor en başta. Birincisi vücudunuzdaki beslenme ile birlikte su alımı, ikincisi de sigara ve alkol kullanımı. İkisini de özellikle soruyorum ki su alımı ve yeterli beslenme ile birlikte alkol ve sigara kullanımından uzak durmamız gerekiyor. Eğer eklem rahatsızlıklarını çözmek istiyor, uzun vadede sağlıklı bir vücut yapısı istiyorsak mutlaka bu söylediğime dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü son dönemde bakıyorum ki etrafta herkes takviye kullanmanın peşinde. Sizden ricam takviyeden önce gittiğiniz hekimle bu konuyu bir paylaşın. Eğer yeterli su alımı yapmıyorsanız Doğru beslenmiyorsanız bu takviyeler istediğiniz etkiyi ortaya çıkarmayacaktır. Lütfen bu konu aklınızda bulunsun. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da ya direkt yorumlar kısmından ya da Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.